Yıl 1984 ya da 85, tam hatırlamıyorum şu anda, yok ama Ankara'da yine böyle gecekonduda oturuyoruz Yıldız'da. O zaman daha Ankara bu kadar gelişmemişti. Dursun Gündoğdu vardı bizim komşumuz. Günaydın'ın işte Ankara bürosunda parlamentoya bakan, sonra işte Antalya'da görev yapan, Antalya temsilcisi olan Dursun Gündoğdu diye bir ağabeyimiz vardı. İş arıyordum, Ankara'ya geldim, yani çalışmıyorum böyle. Dedi ki Selahattin, dedi, işte Ulus gazetesi bir gazete var dedi. Orada işte ofis boyu olarak çalışmak ister misin dedi. Seve seve dedim. Ne yapacağım dedi. İşte fatura yatıracaksın, çay getireceksin, çay götüreceksin falan filan. Tamam dedim. Gittik, görüştük, başladık. Ama bu bir süre sonra artık merakımın başka yönlerinde gelişmesine neden oldu. İşte karanlık oda, fotoğraf, haber, gazeteci, ya bunlara tam zıt mesleği. Yani büyüyünce ben farklı bir şey olmak istiyordum ama sonra ne yapayım dedim. Sayfa sekreterliği yaptım, muhabirlik yaptım, foto muhabirliği, en son foto muhabirliği yaptım ama karanlık oda çok cazip geldi böyle. Karanlık odayı işte bazen giriyorum böyle, fotoğraf, filmler nasıl yıkanır, banyo nasıl yapılır, nasıl baskı yapılır, bunları öğreniyorum. Sonra Ulus Gazetesi'ne böyle devam ettikten sonra sayfa sekreterliğine kadar yükseldim. Sayfa sekreteri, işte sayfa sekreterliği vardı o zaman, sayfayı çizersin, işte mizampaj yapılır, dizgide yazılar dizilir, getirip yapıştırırsın, böyle başında bekliyorum. Ya bunlar hiç cazip gelmedi ama cazip gelen tek şey fotoğraf. Sürekli fotoğraf çekiyor beni. Yani görünce dayanamıyorum. İşte foto muhabir abilerimiz o zaman makinelerin asarlar boyunlarına böyle. Ulaşılmaz bir şeydi benim için. Yani nasıl diyeyim ben sana? Ulaşılmıyorum ya. Çok hayal, çok büyük bir şey. Nasıl anlatayım ya Serdar? Dur. Ulaşılmaz bir meslekti diye düşündüm. Sonra karanlık odaya biraz da ağırlık vermeye başladım Ulus gazetesine. Sonra Günaydın gazetesinde karanlık odada çalışan bir arkadaşımız ayrılınca foto muhabiri Selahattin bizimle çalışır mısın dedi. Aynı gazetedeyiz zaten Ulus'ta. Çalışırım dedim. Karanlık odaya geçtim. Karanlık odaya geçince zaten tabii biraz daha foto muhabirine doğru yavaş yavaş gittim biliyorum ama aklım ucundan geçmiyor. İşte foto muhabirleri göreve gidip geliyor. O zaman filmleri kullanılıyordu. İşte 10 kare çekiyorsa 36'lık filmi getiriyor, veriyor ki Selahattin şunu işte 10 kare çektim, gerisini kes. Biz 12-13 kare kesiyoruz. Bir böyle, iki böyle. Akşamları makineyi ofise bırakıyorlar ama film yok. Ya böyle olmaz dedim. Yani ne yapayım, ne yapayım? Her gelen filmleri bundan sonra ne yaptım? Filmin hepsini, bir tane filmi normal yıkadım. Hepsini yıkadım, özellikle yaptım bunu. Parçasını bir kenara koydum, çekilmeyen bölümünü. İşte 10 kare çektik. 10 kareden 11 kare kesiyorum. Geri kalan işte 15 karesi bana kaldı. Onu saklıyorum. İşte foto muhabiri abimiz geliyor. Selahattin ne yaptın? Bu filmi veriyorum. Bunun devamı nerede? Abi hepsini yıkattım diyor. Daha önce yıkattığım bir filmi çıkarıp veriyordum. Ve sürekli böyle, yani 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay böyle. Sürekli böyle. Foto muhabiri akşam 5'ten sonra ya da 6'dan sonra işte görev bittikten sonra evlerine gittiği zaman ben makineyi alıyordum dolaptan. Karanlık odada çünkü şeyleri, makineleri. O biriktirdiğim filmleri takıyordum. İşte akşamları eve giderken asıyordum böyle mahalleden. İşte ben gazeteciyim artık, foto muhabiriyim diye. Böyle gidiyordum ama bir böyle, iki böyle, üç böyle sürekli böyle olmaya başladı. Bir gün dayanamadım artık. Murat Öztek diye bir abimiz vardı. Hala görev yapıyor şu an akşam gazetesinde. Bir gün Murat abi dedim, abi dedim ben böyle böyle bir şey yapıyorum. Bilgin olsun. Bana küfür etti o zaman. Ulan eşek ol eşek dedi, tamam mı? Aynen böyle. Niye söylemedin de sürekli biz filmleri böyle yapıyoruz? Biz sana film verirdik, makine de verirdik. Beraber gider gezer gelirdik. Öyle mi öyle dedi. Tamam, bundan sonra söyledim ama. Abi filmi ben aldım. O artık bana tüm film vermeye başladı. Yani parça filmleri değil de 36'lık mesela. İki tane alıyorsa işte idarede birisini bana veriyordu. Ben o filmlerle hafta sonu gidip fotoğraf çekiyordum, şey yapıyordum. Sonra bu biraz daha gelişmeye başladı. Baktım olmuyor. Sonra Günaydın Gazetesi'nde hafta sonları foto muhabirleri genelde izin yapardı. Foto muhabir izinde olduğu zaman eylemler, küçük eylemler falan olurdu böyle. İşte haber müdürü ya da işte istihbarat şefi beni gönderirdi o dönemde. Ben gider gelirdim ama şimdi gelip bir de şey, bana gaz vermek istiyorlar ya, işte Selahattin fotoğraf çok güzel, işte resim yolunmuş, tablo yolunmuş. Benim çok hoşuma gidiyordu. Hiç unutmuyordum. Sonra ya benim bir makine almam lazım. Yani sürekli başkasının makinesiyle olmuyor. Çünkü bazen iş çıkıyor, akşamları geliyorlar, makineyi bulamıyorlardı.
gelip fotomuhabir abilerimiz kızıyordu bana. Ondan sonra para biriktirdim kendimce. Bir tane Nikon makine aldım. Yani biraz reklama girecek ama Nikon makine aldım. O makineyle kendimi geliştirdim. 94 işte askeri gidip geldikten sonra 94 yılında Evrensel Gazetesi'ne foto muhabiri olarak teklif geldi. Orada çalıştım. Orada kendimi biraz iyi ya da kötü gösterdim. Sonra Turkish Daily News diye bir gazete vardı İngilizce. Hala şu anda Hürriyet Daily News olarak çıkıyor. Sonra oradan transfer teklifi geldi. Hürriyet Daily News'e geçtim. Orası benim ufkumu biraz daha açtı. Niye açtı? Çünkü gerçekten foto muhabirliği o zaman tam olarak başladığımı düşünebilirim. Cumhurbaşkanına bakıyorum, başbakanına gidiyorum, röportaja gidiyorum. Ondan sonra eyleme gidiyorum, her şeye bakıyorum. Tek foto muhabiriyim. Akşam magazin işlerine gidiyorum, resepsiyonlara gidiyorum, elçiliklere. Sonra Turkish Daily News adını değişti, Hürriyet Daily News olarak Doğan grubuna geçti. Doğan grubuna geçtikten sonra da Hürriyet Daily News olarak devam etti. Hürriyet Daily News Ankara bürosunda biraz küçülmelere gidince Hürriyet'e geçtim burada. Yaklaşık bir 5 yıldır da Hürriyet'te foto muhabiri olarak görevimi devam ettiriyorum.